Osman. Efendim anne. Kahvaltını etmeden nereye kaçıyorsun sabah sabah? Yağlı ekmek yiyorum anne, hem bahçede her şey var. Narlar, kara yemişler, böğürtlenler var. Sonra yumurtalar. Merak etme sen. Ben karnımı doyururum anneciğim. Tabiat çocuğu. Fazla sıkma Gül. Öyle ama her istediğine göz yummakla Osman'ı şımartmaz mıyız? İyi huyludur, şımarmaz. Bırak istediği gibi yaşasın. Asıl iyi huylu olan sensin. Senin kadar değil tabi. İşte gidiyorum, çeşmi siyahım. Önümüze dağlar sıralansa da sıra... Ben uyurken şarkı söylemek isteyen başka kimse var mı? Burası mapushane. Rahatsız oluyorsan otele git. Merhaba Rüzgar, nasılsın? İyi olduğuna sevindim. Sana bir sır vereyim mi Rüzgar? Babam söz verdi. Gelecek yıl bana bir at alacak. Arkadaşlık edersiniz. Seni hınzır, sevindin değil mi? Hadi Allah'a ısmarladık. Thank you.
orman yanıyor. Ne var, ne oluyor Mahmut? Orman yanıyor Kemal abi, yardıma gidiyoruz. Şimdi geliyorum. Kendine dikkat et. Merak etme karıcığım. Ne var Osman? Yangın var. Orman yanıyor. Merak etme yavrum, söndürürler. Baban da yardıma gitti. Anne! Söyle yavrum. Ağaçlar yanarken aralarındaki hayvanlar da yanar mı? Kaçarlar. Ya kaçamayan olursa? O zaman yanar tabii. Peki ya insanlar? İnsanlar da öyle. Kurtulan da olur. Kazaya uğrayan da. Allah'ım, onun yokluğuna dayanabilmem için kuvvet ver bana. Oğluma babasının eksikliğini duyurma. Kimseye muhtaç etme bizi. Berduş Hasan, gömlekler senin. Helal al abi. Gocuk da senin olsun bacaksız. Sağ ol Ali abi, Allah ne muradın varsa versin. Hafız, abdest alırken kullanırsın. Arada Ali arkadaşına da bir dua çıkarırsın. İbrik vermesen de her daim eksik olmazsın dualarımda. Bakalım Beyzade'nin mirasından bize ne düşecek? Bunlar da sana. Onlar da bana kalsın, hatıran olur. Hatıra mı? Hatıra ya! Var mı başka hatıra isteyen? Hadi rüzgar! Hadi yavrum, de! Thank you.
anne, niye ağlıyorsun gene? Hiç! Nallarken rüzgar kaçtı. Ben de erkek sayılırım, yardım edeyim diyorum, istemiyorsun. Kasaba gazetesine ilan verdim. Bugün yarın bir yardımcı gelir. O zamana kadar ben varım, unutma. Bahçede ne var anne? Bilmem. Eşkıyalar olmasın? Şimdi görürüz. Odunlarımızı mı çalıyor anne? Hayır yavrum, sadece yarıyor. Kim acaba? Gel bakalım. Günaydın. Bir yardımcı arıyor musunuz çiftlik işlerinde çalışmak için? Gazetede okudum da. Evet ama Rençber'e benzemiyorsunuz. Benzemem. Yalnız Rençber'e köylüye değil, hiçbir şeye benzemem zaten. Ama merak etmeyin. Her şeyin üstesinden gelirim. Babamın çiftliği vardı. Anlarım bu işlerden. Olabilir. Ama ben dul bir kadınım. Biliyorum. Kocanızı kasabadan tanırım. Çok yardımı olmuştu bana bir meselede. Saygıdeğer bir insandı. Olanlara çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Biraz da o hadise yüzünden geldim. Yangından nefret ederim. Bir yardımım dokunabilirse... Dokunur ama... Çok para verecek durumda değil. Karnım doysun yeter. Parayı umursamam pek. Demek parayı önemsemiyorsunuz. Ne de olsa işe almadan önce kasabada bir tahkikat yapmam lazım. Tahkikat mı? Dağ başı gibi bir yerde yalnız bir kadın için... Yalnız kadınlar için her erkek tehlikelidir. Hem tahkikatınız kötü sonuçlanırsa kovmanız zor bir şey değil. O zamana kadar yardım etmiş olurum. Haklısınız. Tabii çiftlikte kalacağım. Her gün kasabaya gidip gelmek zor. Avluda bir oda var. Uygun bir yerdir kalmanız için. Yatak dolap filan da var. Yeter de artar bile. Üstüme yağmur yağmayan her yerde uyuyabilirim. Allah! Tavuk var. Budundan ver anne. Bu tabağı bitireceksin ama. Tarlayı bitirdim. Teşekkürler, yemek de hazır. Yıkanıp geliyorum. Babamın yerini tutacak mı anne? Onun yerini kimse tutamaz. Çok da suratsız. Hiç gülmüyor. Çalışıyor ya yüzünden bize ne? İyi ama birazcık gülse. İnsana sıkıntılar basıyor. Yarın kasabaya alışverişe ineceğiz. Eğlenirsin o zaman. Yaşa! Ali abi de gelecek mi? Hayır, o arabayı koşar, biz beraber gideriz. Bir kere daha yaşa! Hadi şimdi yemeğini ye bakalım soğutmadan.
Anne, bak unutmayalım ha. Tavşanlarla ördeklere yem alacağız. Tamam yavrucuğum. Bana da bir gömlek. Kırmızı, şöyle kareli kareli. hadi yavrum. Vallahi ne desem boş. Denemek, bir süre tecrübe etmek lazım. İyi çalışıyor, çok güçlü. Üç kişinin işini görüyor. Çocukluğunu bilirim. Oldum olası yabani tabiatlıydı. Çabuk kızar, herkesle kavga ederdi. Ama bir namussuzluğunu görmedim. Hapse girmiş olması ürkütüyor beni. Suçu neymiş acaba? Abisinin çenesini dağıtmış bir yumrukta. Evet, tedavisini ben yaptım. Üç gün komada kaldı, zor kurtardık. Peki sebep? Mahkemede bile söylemedi. Sadece yargıca, çene kırmanın cezası neyse razıyım. Sebebi kimseyi ilgilendirmez dedi. Garip bir adam. Karısı yangında öleli beri büsbütün tuhaf oldu. Demek bir yerde kaderlerimiz aynı. İkimizin eşini de alevler aldı. Belki yanımızda çalışma sebebi, para pul istememesi, konuşmaması hep bundan. Ben senin yerinde olsam başka birini arardım. Böyle konuşma Mürvet Hanım. Onun yerinde olmadığına göre aklını kendine saklayabilirsin. Dur çocuğum, yanmayayım. Terbiyeli insanlar ekmek dilimini ısırarak koparmazlar. Size söylemek istememiştim. Ben şimdi geliyorum. Gel. Yemeğini getirdim. Terbiyesi bol mu? Affedersin. Oğlumu iyi yetiştirmek için hatalarını söylemek zorundayım tabii. Patronum sayılırsınız. Bana hesap vermek zorunda değilsiniz. Sofrada olanlar için özür dilerim. Eskiden öğretmendim. Herkesi okul çocuğu gibi görür, hatalarını düzeltmek isterim. Bundan sonra odamda yerim, böyle meseleler olmaz. Hayır. Madem ki çiftlikte beraber oturuyoruz, yemeği de beraber yiyeceğiz. Thank you.
tane erkek gömleği istiyorum spor. Yaka numarası? Yaka numarası... Araştırmanıza lüzum yok Gülhanım, 43 numara giyer Ali. Merak etmeyin, falcı değilim. Daha evvel boynunun ölçüsünü almıştım da. Olabilir. Ekoseli olacak üçünün. Ali düz renk gömlek sever. Ekoseli verin Mehmet Bey. Çiftlik hapisten çıkan birinin sığınması için iyi bir yer. Sığınmadı, çalışmaya girdi çiftliğe. İyi çalışıyor mu bari? Hızlı çocuktur maşallah. Paketi çabuk yapın lütfen. Şunu da indirin lütfen. Emredersiniz. Hiç soğuk yok değil mi anne? Evet yavrum. Ama neredeyse tipi bastıracak. De! 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 De yavrum! De! De! Bir şey mi oldu oğlum? Hayır. Sen atın başından tut, yardım et, arabayı çıkarmaya çalışalım. Çıkaramayacağız. Kurtlara kuşlara yem olmadan çiftliğe varmaya bakalım. Nasılsınız? Beni kim soydu? Kim soyabilir?
Dedikleri gibi yabani bir adamımdır. Kavgacı, geçimsiz ama fırsatçı değilimdir. Sizi sırılsıklam elbiselerinizde bırakamazdım herhalde. Soğuktan donmuştunuz. İspirtoyla oğup kanınızı harekete getirmem lazımdı. Bunların üzerinden süremezdim ispirtoyu, değil mi ya? Özür dilerim. Özür dilemenize lüzum yok. Kahvaltının hazır olduğunu söylemek için gelmiştim. Çok iş yaptık. Bu hızla gidersek iyi. 3 yıla kalmaz büyük sayısız rençler çalıştıran bir çiftlik haline gelir. Yaşasın. Rüzgar'a da bir arkadaş alırız o zaman. Haberin var mı? Pazara kasabada panayır kuruluyormuş. Gitmek ister misin? Yaşadık. Cambaz, salıncaklar, atlı karınca. Sahiden götürür müsün hala? Tabii. Abi? Anneni de alırız istersen. Alırız tabii. Ama sen söylersin. Tüfek dağıtacak mıyız orada? Yalnız tüfek olsa iyi, ne istersen. Yaşa! Merhaba anne. Merhaba, yemeği soğutmadan oturun bakalım. Anne. Efendim yavrum. Şu son günlerde kazalar, işler, sonra evin işleri... Sonra önümüzde kış anneciğim. Ne demek istiyorsun sen? Açıkça söyle bakalım. Yani demek istiyordum ki ekinler kalktı. Bundan sonra biraz sıkıcı olur burası da. Sonra? Kasabada panayır kurulacakmış. Ali abi bizi götürmek istiyor. Ne güzel değil mi anneciğim? Hay Allah, gidersiniz tabii. Ama ben senin de gelmeni istiyorum. Ben gelemem yavrum, işlerim var. Olmaz. Ben hem sensiz gitmem hem de... Tadı çıkmaz değil mi Ali abi? Osman haklı. Yanımızda olmazsanız eğlenemez. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ben gelmeden olmayacak. Yaşa be anne! Atlı karıncalar, dönme dolaplar, sonra tüfekler. Başım dönene kadar dönme dolaptan inmeyeceğim. Döneceğim, döneceğim, döneceğim. Tamam Ali abi? İyi akşamlar. İyi akşamlar Ali. Tırnaklarım kesilmiş, ellerimi 3 kere yıkadım, ekmeği de ısırarak koparmıyorum artık. Aferin, demek artık uslu çocuk oldun. Osman nerede? Çok yorgundu, bir şeyler yedi, yattı hemen. Bana iyice alıştı artık. Evet, çok seviyor. Duymuşsunuzdur belki, ben buradayım diye dedikodu yapıyorlar kasabada. Halkın ağzı torba değil ki. Sonra çocuğun da bir babaya ihtiyacı var diyorlar. Ben güçlüyüm, kuvvetliyim, tarlayı iyi sürerim, hasat yaparım, değirmene götürürüm, odunları kırarım, arabayı koşarım. Sonra tavukların bakımı, inekler, buzağlar, atın tımarı, hepsi gelir elimden. Kısa zamanda çiftlik bu bölgenin en zengin çiftliği olur. İşleri daha da büyütürüz, bir kamyonet alırız, onu da kullanırım, askerde şofördüm. Çocuk da beni sevmeye başladığına göre... Bize yaptığın iyilikleri fark edecek kadar akıllıdır oğlum. Elbet seveceğim. Siz de Osman'la aynı fikirde misiniz? Biz seninle 2 dostuz Ali. Oğlumla beni ölümden kurtardın. Bunu hiç unutamam. Sadece bu kadar mı? Bir hata yaptımsa... Yapmadınız ama bu çeşit konuşmaların sonu hata ile biter. İyi geceler öyleyse. Nereye? Yemeğini yemedin. Anne! Anne!
nereden kalktın ya? Bir gürültü oldu, bir yer yıkıldı sanki. Yok canım, rüya görmüşsün. Rüya değil anne, Ali abinin tarafından geldi. Ali abiyi seviyor musun Osman? Evet, iyi iş görüyor. Hep burada kalmasını ister misin? Bir yere mi gidiyor? Gidebilir. Bizi sevmiyor mu artık? Seviyor, hem de çok. Baban olmasını ister miydin? Babam öldü benim. Öyle değil. Üvey baban olacak. Ama sen istemezsen kimseyle evlenmem. Peki o üvey babam olursa bir şey değişmeyecek mi? Yo, kilerde yatacağına, burada bizimle yatacak. Bizimle yemek yiyecek. Öyleyse mesele yok. Madem ki beni eskisi gibi seveceksin, madem ki hiçbir şey değişmeyecek, evlen onunla. Hiçbir şey değişmeyecek. Eskisinden daha çok seveceğim seni. Şimdi yat artık. Çalışmak için vakit geç değil. Yeni birini bulana kadar bütün işlerinizi bitirmem lazım. Başka birini istemiyorum ben. Budalalık ettim. Yanınızda çalışan basit bir işçi olduğumu unutmamalıydım. Sen bizim için herhangi bir işçi değil, bir kurtarıcısın. Sen olmasaydın... Başka bir yardımcı alırdınız çiftliğe belki. Haddini bilip sersemce hayallere kapılmayacak birini. Hayallerin sersemce değil Ali. Dağ başında yalnız bir erkekle yapayalnız bir kadının normal olarak kuracağı hayaller. Gerçekleşmeyen hayallerin hepsi sersemcedir. Bir oğlum olduğunu unutuyorsun. Sana ümit verebilmem için onun da fikrini almam şarttı. Aldınız mı bari? Evet. Evlenmekle hayatımızın değişmeyeceğini öğrenince... Evlenmek mi? İstediğim bu değil miydi? Yani... Yoksa ben mi yanlış anladım? İnan seni pişman etmeyeceğim. Çok mutlu olacaksın. Taksimi size ait doktor. Osman nerede? Dışarı çıkmıştır herhalde. Ben bir bakayım. Bu büyük parça Osman için. Sana limonata ile pasta getirdim Osman. İstemiyorum. Hani severdin limonatayı? Artık sevmiyorum. Niye? Onu öptün. Evlendik ya. Hani değişiklik olmayacaktı. Merasim icabı düğün bu. Düğünden sonra gene öpecek mi seni? Belki. Olmaz. Ama o resmen ailemizden oldu artık. Hem merak etme. Hiç kimseyi senin kadar sevemem yavrum. Senin kalbimdeki yerin başkadır.
Nereye Osman? Kuzuma ot vermeye gidiyorum. Önce kendi karnını doyur. Kuzumla yerim daha iyi. Bir şeye bozuldu galiba. Merasim'de beni öptüğünü görmüş. Ne var bunda? Karım değil misin? Çocuk o. Bazı şeyleri anlamıyor. Peki, öpüşmek için küçük beyefendinin büyüyüp askerlik çağına gelmesini mi bekleyelim? Lütfen oğlum hakkında alaylı konuşma Ali. Üvey de olsa babasıyım. Doğru bildiğimi söylemek vazifem. Fazla şımartıyorsun onu. Galiba sevgi diye bir şey hiç duymamışsın küçüklüğünde. Yoksa şefkatle şımartılma arasındaki farkı öğrenirdin. Beni bir koca olarak değil, oğlun kadar şefkate muhtaç, cahil, kaba bir insan olarak görür, öğretmenim olursan öğrenmeye çalışırım. İstersen en sevgili öğrencim olursun. Büyüyünce hepinizi alıp başka bir çiftliğe gideceğim. Böyle bir yer ama daha güzel. Yalnız bizler için. Senin ayrı çayırın, senin de büyük bir ahırın olacak Samur. Senin de. Sonra rüzgarı da alacağız. Bak bakların daha güzel bir havuzu olacak. Rüzgara da bir araba yapacağız. Sana tahta araba yapayım mı Osman? İstemem. Söğüt dalından düdük? Hayır. Ne istersin peki? Hiç. Niye? Benim bildiğim çocuklar hoşlanır bu gibi şeylerden. Hı? Ben hoşlanmam. Sen bilirsin. Buraya sana yakınlık göstermek, seninle dost olmak için geldim. Belki babalıktan anlamam ama her istediğini yapabilirim. Söyle, balık tutmak, ağ germek, hayvanlara tuzak hazırlamak... Hangisini istiyorsan söyle. Hiçbirini. Gidebilir miyim? Seni tutan yok. Ne oluyor? Hayvanlar herhalde. Kurt inmiş, ne orada? Kötü kurt. Her tarafını yemiş kuzumun. Korkma kıvırcık, ben seni şimdi doktor amcaya götürürüm, iyi olursun. Boşuna iyi olmayacak, ölecek. Hayır, ölmeyecek. Görmüyor musun? Can çekişiyor. Acısına son vermeli. Hayır, kestirmem kuzumu. Boşuna ıstırap mı çeksin? Kesersek kurtulur. Hayır, hayır, hayır! Niye hayır? Onu seviyorsan acı çekmesini istemezsin. Kesemezsin onu. Kanını akıtamazsın. Katil, nefret ediyorum senden. Korkak sen de! Kuzuyu sevdiğinden değil, korkundan istemiyorsun kesilmesini! Korkuyorum tabii! Erkekliğe yakışmaz, korkak insanlar hiçbir işe yaramaz! Sen de tıpkı abime benziyorsun! Ne olur, yapma Ali abi! İyiliği için öldürüyorum onu, sen erkek değil misin? Asker olup gerekirse vatanını kurtarmak için düşmanı öldürmeyecek misin? Korkağım ben! Korkak! Sana ne? Korkaklık hastalıktır, cesurluğa alışabilirsin. İyiliği için öldürüyorum onu. Yapma! Hayır! Ne yaptın Osman'a? Kuzuya kurt saldırmış, acı çekiyordu. Kesmek isterken bayıldı. Peki çocuğun önünde yapılır mı? Alışsın! Kız çocuklar bile onun kadar korkak olamaz. Onu terbiye etmek bana düşer. Sen önce kendini yetiştir. Ne yapıyorsun orada? Hala konuşuyor, çekil git başımdan! Ne oldu küçük beye, hala ayılmadı mı yoksa? Kaç kere söyledim sana, alay etme çocuğumla!
Edersem ne olur, hanım evladının biri o. Defol buradan, defol! Şok geçirmiş. Ama tehlikeli değil. Zamanında müdahale etmemiz iyi oldu. Sağ olun doktor. Size inanırım. Yoksa delirirdim. Ali'ye tembih edin de çocuğa yumuşak davran. Şeytan görsün yüzünü. Böyle söyleme. Bakma koca adam olduğuna. O da bir çocuk kadar saftır. Nefret ettim. Seni akıllı bilirim Gül. En olgun davranacağın sırada saçma sapan laflar ediyorsun. Bir budalalık etti diye yeni kurulmuş bir yuvaya nefret sokman doğru değil. Kendisi soktu. Doktor, her şeyden önce oğlum gelir. Şundan 15 damla iç de sinirlerin yatışsın. Bunları sonra konuşuruz. Şimdilik hoşça kal. Teşekkür ederim doktor. Güle güle. Aptalca sorularına cevap vermem. Zaten beli ağrıyordu, dersini aldı. Kuzuyu keserken görecektin yüzünü. Neredeyse öldürecekmişsin çocuğu. Bakmasını istedim sadece. Çocuk başkasını hatırlattı sana. Onun için yaptım bunu. Onun için korkak diyorsun ona. Kan göremeyen gerçekte ne kadar cesur insan vardır. Herkes bir şeyden korkar, sen bile. Ben hiçbir şeyden korkmam. Yarın ne olacağı belli olmaz, unutma. Onu kov anne, nefret ediyorum ondan. Kötü adam o anneciğim, katil. Ama kocam o benim yavrum. Kuzumu öldürmesinin ücünü alacağım. Göreceksin anne, göreceksin. Unut artık olanları. Hadi uyu şimdi. Özür dilerim. Belki kötü hareket ettim ama çocuğun iyiliği içindi. Ondan çocuk diye bahsetme. İsmi yok mu onun? Affedersin. Biliyorsun işte, cahil sayılırım. Osman'ın korkaklığını yenmek istedim. Kan göre göre alışır. Oğlum katil olacak değil. Kana alışmasa da olur. Peki, yemin ederim ki yapmam bir daha. Yapamazsın zaten. İkimiz de uzak duracağız senden. Kötülüklerinin kurbanı olmamak için başka çaremiz de yok. Aç kapıyı! Hayır, eski yerinde yatarsın artık! Aç diyorum, aç da delirtme beni! Çık dışarı! Olduğun insan resmen kocan! Bunu hatırla, ona göre davran! Seni görünce hatırladığım tek şey, yanına yaklaşılmayacak bir vahşi oldu! Ben kabadayıyım, vahşiyim, cahilim, hayvanın biriyim! Ya sen, insanlığın öğretmenliğin nerede? Okulda silahla mı ders veriyordun? Yaklaşma diyorum! Vur! Ne duruyorsun? Dokunsana tetiğe!
Akşam kapıyı kırdığım için özür dilerim, affet beni. Anlaşılan hayatın af dilemekle geçecek. Beni rahat bırak artık. Makul ol Gül, hislerini bırak, aklını kullan. Ne de olsa kocanım. Bana böyle davranma basit bir hata için. Yeter artık! Basit bir hata dediğin, oğlumu günlerce hasta yataklarına düşürmen mi? Gül, af diledim, yemin ettim, yapmam bir daha dedim. Hiç küçülmedim bu kadar, kimseden özür dilemedim. Bütün bunlara seni sevdiğim için katlanıyorum. Söyle, ne yapayım daha? Yavrumu incitme de ne yaparsan yap. Sen çiftliğe gelmeden önce ne kadar neşeliydi, mutluydu. Sen onun dünyasını kararttın, insanlardan nefret ettirdin. Peki, sen bilirsin. Düşün, istersen defolur giderim, istersen çalışırım sadece. Sana. Hadi, hadi diyorum! Hadi, arkadan vuracağını erkekçe vur! Korkaksın işte! Yalan mı? Vursana! Vur, vur diyorum! Çiçekleri sen mi koydun buraya? Hayır, o koymuş olacak. Geliyor anne! Çabuk gel, yemeğe oturacağız. Peki anneciğim. Tarladan geliyorum. Ekinler yeşermiş, mahsul bereketli olacak. Göreceksin, çevrenin bir numaralı çiftliği olacak burası. Toprak nankör değil. Her şeyin karşılığını fazlasıyla veriyor. Hadi yemeğe. Ben yalnız yerim sonra. Hayır, beraber yiyeceksin. Otur şöyle sofraya. Yiyeceğim. Osman! Ne diyorsa onu yapın. Ne biçim aile bu? Benim bildiğim sofraya beraber oturulur. Yemiyorsunuz. Bari bir laf edin. İyi kötü bir şey söyle Gül. Delirtmek mi benim maksadım? İkinizin de Allah cezasını versin. Defolup gitti. İnşallah dönmez bir daha. Nefret ediyorum. Thank you.
demek cibe çarpıyordu atla. Delirdi. Sağa, sola, ağaçlardan taşlara, kapılara kadar her önüne gelen şeye saldırıyor. Çocukluktan beri kabına sığmaz bir insandı. Ama bu kadarı fazla. İşin kötüsü hamileyim doktor. Meraklanacak ne var? İkinci çocuk daha kolay doğar. Üzüntüm doğumun kolaylık veya zorluğundan değil. Ondan çocuğum olmasını istemiyorum. Niye? Koptuk artık birbirimizden. Sonra karnımdaki bebek korku nefret günlerinin meyvesi olacak. Kurtulmanın bir çaresi yok mu doktor? Çocuk olma Gül. Sen akıllı bir kadınsın. Ali ne diyor çocuğu olacağını? Bilmiyor daha. Dadının izin günü bugün galiba. Yürü karakola! Hapse attıkları iyi olmuş. İnşallah idam ederler. Biraz fazla olmuyor mu Osman? Kaç gündür ne rahattık? Yarın dönecekmiş. Doktor kefaletle kurtarmış. Keşke kurtarmasaydı. Seninle güreş edeceğiz, ha? Hadi! Hadi! Ne haber Osman, nasılsın? Kavga etmişsin. Kaşındılar, sinirliydim de. Ne zaman değilsin ki? Neyse, daha hızlı çalışır bir haftalık yokluğumu telafi ederim. Üstümü değiştirip tarlaya gidiyorum hemen. Elbiselerin orada değil. Neredeler peki? İlk yattığın yerde, kilerde. Kilerde mi? Neden? Öyle istedim. Öyle istedinse öyle olsun. Benimle bedava rençber çalıştırmak için evlendin zaten. Çiftlik senin, patron sensin. Bir ara yanılıp benden hoşlandığını sanmıştım. İkinci kere eşeklik edip aşık oldum. Ama gerekirse göğsümü tırnaklarımla deşer söküp atarım bu aşkı. Zaten lüzumundan çok küçüldüm aşkın uğruna. Ben de erkeğim diye geçiniyordum. İzzet-i nefsimi ayaklar altına aldım. Ziyan yok. Hemen çıkıp giderim ama başladığım işi yarıda bırakmayı sevmem. Çiftliği alnımın akıyla teslim edip nikah cüzdanını verir ateşe tutarım yolu. Oğlunla rahat edersin. İyi olur. Dua et karımsın. Seni sevmesem, nefret dahi etsem içimden bir şey frenliyor. Yoksa... Yoksa ne? Daha önce vurmadın. Ne duruyorsun? Hadi gene vursana.
Osman! 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 Benim çocuğum. Doktor, çabuk doktora götür beni. Arabayı koşayım. İhmalcisin Selim. Şu pancurun çengelini hala yaptırmadın. Bak tutturuncaya kadar ne hale geldi. Bu fırtınaya çengel mi dayanır Mürvet Hanım? Neredeyse ev tepemizden uçacak. Ya geçen sene de bu aylarda böyle yapmıştı da orman memuru sele kapılmıştı. Allah rahmet eylesin zavallı adam. Allah rahmet eylesin. Fırtınayla yağmur el birliği etti mi insana adım attırmaz. Nefes bile zor alınır. Ay, kapı vuruluyor. Bir yer çarpıyordur. Zili var kapının, kim vuracak? Hayırdır inşallah. Bu havada kim gelir ki?
yardım et Mehmet. Siz de kapıyı açın. Nabzı çok yavaş atıyor. Çok kan kaybetmiş, hayatı tehlikede. Serum ver. Ameliyat başarıyla bitti. Karın kurtuldu. Çocuk? Maalesef. Bu benim çocuğumdu. Neden söylemedi bana? Sakin ol Ali. Daha gençsiniz. Başka çocuklarınız olur. Olur ama sevmiyor beni. Nefret ediyor. Benden çocuk istese saklamaz, müjde verirdi. Koptuk artık birbirimizden doktor. Yüzüme bile bakmıyor. Yaptığın fedakarlıktan sonra değişir herhalde. Oğlunun bana beslediği kini hiçbir fedakarlık silemez. Hemen kalkma Ali, yorgunsun. İyiyim artık. Elbiselerim nerede? Şurada. Bizim hanım yıkayıp ütüledi. Kadınların çoğu aşklarını çocuk sevgisinin ardında tutar. Çocuğun yanında bir gölge bile değilim. Peki, kendini sevdirmeye çalışsan? Neler yaptım yaklaşmak için. Ama beni öldürmeye bile kalktı. Çatalla üzerime yürüdü. Öldürmek mi? Evet. Korkmasaydı şimdi mezarlıktaydım. Düşün doktor, ne yapabilirim ki? Bir an öldürmeyi arzuladığı kimseyi nasıl sevebilir? Bu korkak, garip bir çocuk. Korku tuhaf şeydir Ali. En cesurları bile titreten gün olur. Sen göster efendiliğini, atla cüphe, annesi ayılmadan getir çocuğu buraya. Zor iş. Beni görünce bir canavarla karşılaşmış gibi kaçıyor. Nehir taşmış, köprüyü çökertmiş yine. Çok kötü. Osman'ın insanlarla ilgisi tamamen kesildi. Zavallı çocuk, ne yapacağız şimdi? Kurda kuşa yem olacak. Ben gider getiririm. Nehri nasıl geçeceksin? Yüzerek. İmkansız, tehlikeli. Ne fark eder doktor? Alt tarafı boğulurum. Bu şekilde yaşamanın bir tadı mı var sanıyorsun? Kendine gelince benim namıma geçmiş olsun deyin ona. Ya bir şey olduysa Osman'a? Bir şey olmaz. Ormanı evi kadar bilir. Korkmuştur biraz o kadar. Kocanı sormuyorsun hiç. Nesini sorayım onun? İnsanüstü bir güçle kilometrelerce yürüyerek getirdi seni buraya. Yoksa ölürdün. Yaptıkları? Kin gütmek insanlara yakışmaz. Sonra Osman da öldürmek istemiş onu. Hayır. Osman öyle şey yapmaz. Çatalla üzerine yürümüş. Ama korkmuş, vuramamış. Ali korkudan nefret ediyordu. Abisinin çenesini korkak olduğu için kırdı. Öldürebilirdi de. Geçen seneydi. Ali'nin evinde yangın çıktı. Eğer abisi korkuya kapılıp kaçmasaydı, Ali'nin karısı şimdi hayatta olacak, zavallı kadın diri diri yanmayacaktı. Kuzuyu da acı çekmesin diye kesmek istedi. Yoksa oğluna eziyet etmek için değil. Ama Osman korkudan ağlayınca abisini hatırladı, zorla cesaret aşılamak istedi ona. Davranışı yanlıştı, fakat hiçbir zaman kötülük işi değildi. Düşünmek istiyorum. Yalnız kalabilir miyim doktor? Ali sevindi iyileştiğine. Kendine gelince tarafından geçmiş olsun dememi istedi.
Osman! Annen iyileşti, gel kaçma benden! Yalan söylüyorsun, yalancısın! Annemi de kuzum gibi öldürdüm, katil! Doğru söylüyorum, annene götüreceğim! Hayır! Hayır, beni de öldüreceksin! Osman! Osman! Kaçma Osman! 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 İnanmıyorum, nefret ediyorum senden! Dünyanın en kötü adamısın! Osman! 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 Gelme yanıma, yaklaşma! Yalancısın, kötüsün sen! Yemin ediyorum işte! Annenin hiçbir şeyi yok! Seni görünce sevinecek Osman! Yardım et Osman! Batıyorum! Yardım et! Yanılmışım Osman! Affet! Korkunun ne olduğunu bilmiyordum! Şimdi tanıdım onu! Her insan korkabilir üstüne! Ben de korkuyorum şimdi! Yardım et Osman! Yardım et! Çıkar beni buradan! Çok özlemiştim. Hasretine dayanamayıp geldim. Unuttuk seni doktor. Hoşça kalın çocuklar. Birkaç gün sonra ziyaretinize gelirim. Güle güle. Anne, gel sana bir şey göstereceğim.
Hepsini ikimiz yaptık. Ali abiyle ben. Ali abi neden gelmedi acaba? İkimizi yalnız bırakmak istedi belki. Girebilir miyim? Osman anlattı bataklıkta olanları. Affedecek misin beni? Özür dileyecek bir şey yok. Çok iyi bir çocuk Osman. Korkak da değil. Yanılan benim. Ben gidince her şey hallolur. İnanır mısın? Senden çocuğum olmasını istemiştim. Hem de ne kadar çok. Yemin ederim. Yemek hazır. Osman sofrada bizi bekliyor. Öyleyse yemekten sonra gider. Sarılıp öpmeyecek misin beni? Gitmeyeceksin. Hiç gitmeyeceksin değil mi? Seviyorum seni. Osman'ı da seviyorum. Kalacağım. Kaba da davranmayacağım. Sen de beni affet.